Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle Theme 5 Inspirational People 5. tema olan ilham verici insanlar temasını işleyeceğiz. Let's start the book. Hadi başlayalım. Sayfa 66 Part 5A Living Legends Yaşayan Efsaneler bölümüyle başlıyoruz. Listen to the recording and write the names under the pictures. Kaydı dinliyoruz ve resimlerin altına isimlerimizi yazıyoruz. There are four people, 4 tane insan var. Bu 4 kişiyle alakalı metnimizi dinliyoruz. Verilen tariflere göre isimler neyse onları yazıyoruz. Let's listen. Hadi dinleyelim. Theme 5, page 66. Track 38. Listen to the recording and write the names under the pictures. Martin is middle-aged. He is middle height and overweight. He has got dark hair. Jill is young. She is tall and slim. She is beautiful. She has got long, curly brown hair. Alex is middle-aged. He is middle height and plump. He is bald. He has got dark skin. Rita is medium height. She has long straight fair hair. She is pretty. Bir de metnimizi görüp dinleyelim. Daha güzel anlayabiliriz. Martin is middle-aged. He is middle height and overweight. He has got dark hair. Jill is young. She is tall and slim. She is beautiful. She has got long, curly brown hair. Alex is middle-aged. He is middle height and plump. He is bald. He has got dark skin. Rita is medium height. She has long, straight, fair hair. She is pretty. Şimdi verilenlere baktığımızda Martin orta yaşlı, orta boylu ve biraz kilolu. O koyu renkli esmer saçlara sahip. This is Martin. Jill, she kızmış. Jill genç birisi. Uzun ve ince. Beautiful, güzel. Long curly brown hair. Uzun, kıvırcık, kahverengi saçlıymış Jill. Alex orta yaşlı, orta boylu ve kilolu. Martin'le hemen hemen benziyor. Alex tombul, Martin ise biraz daha kiloluymuş. Bald, kelmiş Alex olan kişi ve dark skin, siyah tenliymiş. Rita orta boylu, long straight fair hair, uzun, düz, kumral, açık saçlı, sarışın gibi. She is pretty, güzel. Şimdi bu verilen bilgilere göre tamamlayalım bakalım. This is Jill, this is Alex, this is Rita and this is Martin. Verilen dış görünüş özellikleriyle kişilerimizin isimlerini tamamlamış olduk. Part 2. Fill in the blanks according to the information in section 1. Birinci bölümdeki bilgilere göre boşlukları tamamlayınız demiş. Birinci bölümdeki bilgilerden bakalım bizlerinden ne istemiş. Age, yaşla ilgili bilgileri buraya. Middle aged, orta yaşlı. Young, genç. Build, yapısıyla alakalı. Overweight, aşırı kilolu, slim, ince, zayıf, plump, tombul. Height, boyuyla alakalı, middle height, orta boylu, tall, uzun, medium height, yine orta boylu olarak iki kelimeyi de kullanabiliyormuşuz. Hair types, saç türleriyle alakalı olanlar da buraya. Dark hair, esmer, curly brown hair, kıvırcık kahverengi saç, long straight fair hair, uzun, düz, açık saç, kumral da diyebiliriz. Other features,
diğer özellikleriyle alakalı kelimeler buraya. Bald, kel, dark skin, esmer tenli, siyah tenli. Appearances, dış görünüşüyle alakalı kelimeler de buraya. Beautiful, güzel, pretty, şirin. Gerçi bunların hepsi dış görünüş diyebiliriz. Burayı da bu şekilde söylemiş olduk. Part B. Work in pairs. İkili olarak çalışınız. Describe your friends using the phrases in the tables. Yukarıdaki tablodaki ifadeleri de kullanarak arkadaşlarınızı tanımlayınız. Ask and answer questions. Sorular sorup cevaplandırınız demiş. Bunu da sınıf ortamında yapıyoruz. What does your deskmate look like? Bizim için burada önemli olan kelimemiz şu look like. Look like kelimesini gördüğümüzde dış görünüşü soruyoruz. Senin sıra arkadaşının dış görünüşü nasıl? Bunu da look kelimesinden çıkarabiliriz. Look, bakmak, görmek. Bir kişiye baktığımızda hangi özelliklerini görebiliyorsak onu bahsediyoruz. Örnek olarak cevap verirsek, he or she is tall and thin. O, kız veya erkek, uzun boylu ve ince. He or she has got blue eyes and fair hair. Mavi gözleri var ve sarı saçları, kumral saçları var şeklinde dış görünüşünden bahsetmiş olduk. 3. Compare the people in section 1. Birinci bölümdeki insanları kıyaslayınız. Jill is taller than Rita. Jill, Rita'dan daha uzun. Şimdi bu da bir iki tane örnek. Şöyle bir yazalım. Birinci bölümdeki karşılaştırmayla alakalı. Cümlemize baktığımızda mesela diyebiliriz ki Alex is more overweight than Jill. Alex Jill'den daha kilolu. Şurada E harfimizi unutmuşuz. Bu şekilde birinci bölümle alakalı ne yapıyoruz? Karşılaştırma, kıyaslama cümleleri yapmamız istenmiş. Bunu da birinci bölüme göre yapabiliriz. Part 4, dördüncü bölümümüzde ise listen to the recording and write numbers next to their names. Kaydı dinleyiniz ve isimlerin yanına numaralarını yazınız. Şöyle bir baktık, bizden ne istenmiş? Bir tane resmimiz var. Bu resmimizde kişilerin üzerlerine numaralar kondurulmuş. Kişiler ne yapıyorsa onların isimlerini yazınız demiş. Hemen bakalım. Hi Robert. Are you having a good time? Not really. I don't know anyone here. Do you know Daniel? No. Who is he? He is over there. He is wearing jeans. Is he dancing? No, that is Bob. Daniel is standing by the door. He isn't talking to anyone. He is tall and slim. He has got glasses, a beard, and a mustache. He has got short, straight, dark hair. Do you know Sheila? No. Who is she? She is next to the table. She is tall and slim. She has long, curly, fair hair. She is good looking. She has got brown eyes. She is smiling. Look at that girl. She has got straight fair hair and blue eyes. She is holding a drink. Who is she? She is Kristen. She lives next door to me. Do you know Ted? No. Who is he? He is wearing a brown jacket. He is tall and slim. He is bald. He has got brown eyes. Do you want me to introduce you? Okay. Bir de metni görerek dinleyelim. Hi Robert. Are you having a good time? Not really. I don't know anyone here. Do you know Daniel? No. Who is he? He is over there. He is wearing jeans.
Is he dancing? No, that is Bob. Daniel is standing by the door. He isn't talking to anyone. He is tall and slim. He has got glasses, a beard, and a mustache. He has got short, straight, dark hair. Do you know Sheila? No. Who is she? She is next to the table. She is tall and slim. She has long, curly, fair hair. She is good-looking. She has got brown eyes. She is smiling. Look at that girl. She has got straight fair hair and blue eyes. She is holding a drink. Who is she? She is Kristen. She lives next door to me. Do you know Ted? No. Who is he? He is wearing a brown jacket. He is tall and slim. He is bald. He has got brown eyes. Do you want me to introduce you? Okay. Okay. Şimdi verilen resme göre isimlerimizi yazalım. Number 2, Daniel. Number 5, Sheila. Number 1, Ted. Number 3, Kristen. And number 4, Bob. Şimdi aşağıdaki cümlelerimize şöyle bir bakalım. Daha sonra da verilen metnimizin Türkçesini yapalım. Listen to the recording again and fill in the blanks. Tekrar dinleyiniz ve boşlukları tamamlayınız demiş. Is standing by the door. Kapının yanında duruyor. Kapının yanında duran this is number 2, Daniel. Is holding a drink. Bir içecek tutuyor. İçecek tutan number 3, Kristen. Is wearing a brown jacket. Kahverengi bir ceket giyiyor. Kahverengi ceket giyen baktığımızda Ted, number 1. Dancing, dans ediyor. Dans eden Bob, 4 numara. And Sheila is smiling. Sheila da yani number 5, 5 numaralı Sheila'mız da gülümsüyor demişti. Şimdi metnimizin bir de Türkçesini verelim ve bölümü bitirelim. Metnimizin tamamının Türkçesini de şöyle gösterelim. Angela Robert'ın konuşmasında şöyle bakabiliriz. Kalıpları, kelimeleri, tarif edilen dış görünüş özelliklerinin hepsinin tamamını görebiliriz. Şimdi diğer bölüme geçiş yapalım. Siz isterseniz videoyu durdurup cümleleri okuyabilirsiniz. Videomuz daha da uzun olmasın. Page 68, sayfa 68. Bir soruyla karşılaşıyoruz. Are there any well-known people you like? Why do you like them? Tanınmış, sevdiğin insanlardan herhangi birisi var mı? Onun için seviyorsun ya da onların için seviyorsun şeklinde bir soru sormuş. Bir örnek olarak, yes, there are many people. Evet, çok fazla insan var böyle. For example, Bekir Develi. Örnek verecek olursak Bekir Develi dedik. I like him. Onu seviyorum because he is very helpful and sensitive. O çok yardımsever ve hassas, duyarlı bir insan dedik. Siz de buraya istediğiniz örneği yazabilirsiniz. Part 6. Read the dialogue below and fill in the blanks with the expressions below. Aşağıdaki ifadelerle boşluklarımızı tamamlamamız istenmiş. Hemen şöyle bir bakalım. Nina ile Deniz'in konuşmasında Who is your favorite movie star? Senin en sevdiğin film yıldızı kim? My favorite star is Elsa Wood. Dedikten sonra bir soru sormuş. Karşılığında verilen cevapta She is tall and slim. Uzun boylu ve zayıf dediği için ne yapıyoruz? Hemen ilk sorumuza dış görünüşle alakalı sorumuzu yazıyoruz. What does she look like? Dış görünüşü nasıl? İkinci sorumuzun cevabında Yes, she is a very beautiful woman. Evet, o çok güzel bir kadın dediği için Evet diye başladığı için ne yapıyoruz? 5N1K olmayacak sorularla başlıyoruz. Is she beautiful? O güzel mi? Evet, çok güzel bir kadın. Üçüncü sorumuza cevapta she is talented, yetenekli dediği için what is she like? Kişiliğini soruyoruz artık, dış görünüşünü değil. What is she like ile what does she look like? İkisi de Türkçe'de aynı anlama geliyor. O nasıl birisi anlamına geliyor. Fakat İngilizce'de o nasıl birisi sorusunu sorarken
Dış görünüşüyle alakalı sorumuz What does she look like? Kişiliğiyle alakalı soracak olursak What is she like olarak soruyoruz. Bu sorularımıza dikkat edelim. Ortaokulda 7. sınıfta gördüğümüz kalıplardan ikisi hatırlayanlar mutlaka olacaktır. I think she is a born star. O doğuştan bir yıldız dedikten sonra Nina bir tane daha soru sormuş. Deniz ise I don't know her age but she is young. Yaşını bilmiyorum fakat genç. Böyle bir cevabın sorusu da how old is she? Kaç yaşında olabilir? Ve en sonuna da she has got blue, beautiful hazel eyes. Muhteşem güzel ela gözleri var. Cool. What color is her hair? Güzel. Onun saç rengi nedir? Dedikten sonra da saç rengini söyleyerek devam etmiş. Burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Listen to the conversation and check your answers. Yukarıdaki konuşmayı dinleyip cevaplarınızı kontrol etmeniz istenmiş. Bunu da sınıf ortamında yapabiliriz. Part 7, 7. bölümümüzde ise work in pairs, ikili olarak çalışınız. Write a dialogue with your partner, act it out. Arkadaşınızla bir diyalog yazınız ve canlandırınız. Student A and student B, A ve B öğrencisi bakalım neler yapacakmış. A öğrencisi, ask your partner about his or her favorite singer or band. En sevdiği şarkıcı veya müzik grubu ile ilgili soru sorulacakmış A grubu, A öğrencisi. B öğrencisi de arkadaşının sorularına en sevdiği şarkıcı veya müzik grubu hangisi onunla ilgili cevaplar verecekmiş. A kişisinin sorusu What's your favorite band's name? En sevdiğin müzik grubunun ismi nedir? Sorusunu sormuş. B kişisi de buna cevap verecek. Daha sonra Where are they from? Onlar nereli? Cevabını vereceğiz. What type of music do they make? Ne tür müzik yapıyorlarsa onun da cevabını vererek bu bölümü bitirmiş olacağız. Page 69, sayfa 69, 5B, Being Famous, Ünlü Olmak başlığıyla yeni bölümümüze bakalım. Part 1, Match the words with the suitable definitions below. Uygun tanımlarıyla kelimeleri eşleştiriyoruz. There's an extra one definition, bir tane fazladan tanım verilmiş, onu da bulmamız istenmiş. Hemen şöyle bir bakalım. A brave person who is not afraid of anything. Hiçbir şeyden korkmayan cesur bir kişi. Bunun için bakıyoruz var mı? Hero, heroin, kahraman kelimesini kullandık. B. The main actor or actress in a film or series. Bir filmde veya dizideki erkek oyuncu veya kadın oyuncunun başı. Yani star, yıldız. C. A person's natural ability. Bir kişinin doğal yeteneği, talent, yetenek. D. A famous person. Ünlü bir kişi, celebrity, ünlü. E. Very popular song or film. Çok popüler bir şarkı veya film. Bakıyoruz, göremedik. F. A famous person many people admire or love. Birçok insanın hayranlık duyduğu veya sevdiği kişi, bu da nedir bizim için? İdol, Türkçe'de idol diye geçmiş. İdolün kim falan filan diye geçiyorlar. Normalde idol heykel anlamına, tapınılacak şey anlamına geliyor. Fakat böyle bir kullanımı da mevcuttur. Burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Very popular song or film, böyle bir açıklama görünmemiş diyoruz. Two. Fill in the blanks with the words below. Aşağıdaki kelimelerle boşlukları tamamlamamız istenmiş. Star, hero, celebrity, idol. I want to be a celebrity because I want everybody to know me. It is nice to have a lot of people around you. Bir ünlü olmak istiyorum çünkü herkesin beni tanımasını istiyorum. Etrafımda birçok insanın olması bence güzel bir şey demiş. Two. Mel Gibson is my hero. In Braveheart, he is not afraid of anything and I think he is brave. Mel Gibson bence bir kahraman. Cesur Yürek filminde hiçbir şeyden korkmuyor. Bence o cesur. Ece wants to be a movie star. Ece bir film yıldızı olmak istiyor. She always dreams of being the lead actress in a film. Bir filmdeki
baş kadın oyuncu, başroldeki kadın oyuncu olmak istiyormuş. Böyle bir hayali varmış. For my sister's idol is Tarkan. She really loves and admires him. Kız kardeşimin en sevdiği kişi Tarkan'mış. Onu gerçekten seviyormuş ve ona hayranmış demiş. Bet you know this. Eminim bunu biliyorsunuz bölümünde. Bu ünitedeki kalıpları şöyle bir gösterelim. Giving an opinion, fikir verirken kullanacağımız kelimeler. In my opinion, I believe that, I think, I don't think, to me, in my view, in my experience. Verilen kalıplarımızı yanına not aldık. Agreeing, aynı fikirde olduğumuz zaman, you're right, haklısın, that's right, bu doğru. I totally agree. Tamamen katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Yes, I agree. Evet, katılıyorum. Exactly, kesinlikle. Disagreeing, katılmadığımız, aynı fikirde olmadığımız zaman da şu kalıpları kullanıyoruz. That's not right. You are right'taki kalıba benzetmiş, not right kullanmış sadece. Bu doğru değil. I totally disagree. Şu kelimemizi değiştirmiş. Kesinlikle katılmıyorum. I don't agree with you. Sana katılmıyorum. I'm not sure about that. Bunun hakkında pek emin değilim. I'm afraid. Korkarım ki, üzgünüm ki, maalesef. I disagree with you. Sana katılmıyorum. Seninle aynı fikirde değilim. Bu kalıplarımızı da tekrarlamış olalım. Next page 70. Sayfa 70 ile devam ediyoruz. Which well-known person would you like to meet? Would you like to? İstemek anlamında kullandığımız kalıbımızdı. Hangi tanınmış kişiyle, hangi ünlü kişiyle tanışmak istersin? Niçin? Burayı da kendimize göre cevaplandırmamızı yapabiliriz. 3. Listen to the conversation and fill in the blanks. Muhabbeti dinleyiniz ve boşlukları tamamlayınız. Şurada bir muhabbetimiz var. Muhabbetimizi, konuşmamızı bir dinleyelim. Daha sonra da önemli yerlerine bakabiliriz. Let's listen to the text. Hadi metnimizi dinleyelim. Theme 5. Page 70. Track 41. Listen to the conversation and fill in the blanks. What do you think about being famous? In my opinion, it is not good to be famous. Why? I think too many people always follow you. They want to talk to you and they want to take your photo. It is more difficult to be famous than to be an ordinary person. I don't agree with you. It is great to be famous. I believe that. People are always nice to you and you have a lot of money. You know George Watson, don't you? He is my favorite celebrity. Everybody knows him. There are always a lot of people around him. He can buy whatever he wants because he is rich. I think he is the most handsome and the best actor. I totally disagree. Bob Swan is more handsome than George Watson and is a better actor. Bob Swan is younger than George Watson. That's not right. I think vice versa. George Watson is younger than Bob Swan, but he is still a great actor. In my opinion, he is more outgoing than Bob Swan. I'm afraid that is not true. He never talks much during the interviews. Bob Swan is more outgoing than George Watson, but they are both very famous and handsome. I totally agree. They are both very famous and handsome. Dinleme metnimizde şu totally disagree yerine agree olarak tekrar değiştirelim. Hazırlarken hata olmuş. Şimdi şöyle bir metnimize baktığımızda always follow you. Şimdi bunların anlamlarını şöyle üzerlerine küçük küçük yazalım. Biraz daha küçültelim. Daima izler. Her zaman birçok insan seni izler. Want to talk to you. Seninle konuşmak ister. Take your photo. Fotoğrafını çekmek ister.
It's more difficult. More difficult, daha zor. Ünlü olmak, sıradan bir insan olmaktan daha zor. Sonra devamında rich, zengin. Bu da önemli kelimelerimizden birisidir. O istediği her şeyi satın alabilir çünkü zengin. Bence o en yakışıklı ve en iyi erkek oyuncu dedikten sonra sana katılmıyorum. More handsome, daha yakışıklı. George Watson'dan Bob Swan daha yakışıklı. And better, good kelimesinin daha hali. Good, iyi. Better, daha iyi. Younger, daha genç. Onu da ekleyelim şöyle. Young, genç. Younger, daha genç. Bob Swan, George Watson'dan daha genç. Doğru değil, haklı değilsin. Bence vice versa, tam zıttı, tam tersi. Great, harika, müthiş, awesome. Müthiş bir aktör hala. More outgoing, daha dışa dönük, daha arkadaşçıl, daha sempatik. Her türlü kelimeyi kullanabiliriz. Never talks, asla çok konuşmaz. Röportajlar sırasında o çok konuşmaz. Bob Swan daha arkadaşçıldır George Watson'dan. Ama onların her ikisi de famous, ünlü ve yakışıklı insanlardır dedikten sonra kesinlikle sana katılıyorum. Onlar ikisi de hem ünlü hem yakışıklı diye devamını getirmiş. Şimdi alttaki bölümle devam edelim. Listen to the conversation again and check your answers. Then fill in the table. Konuşmayı tekrar dinleyiniz ve cevaplarınızı kontrol ediniz demiş. Verdiğimizde Bob Swan, George Watson'la alakalı bilgilere şöyle bir bakalım. İkisiyle alakalı bilgilerde outgoing, dışa dönük, dışa dönük, handsome, yakışıklı, yakışıklı şeklinde yukarıdaki bilgilere göre cevaplarımızı yazmış olduk. Part C. C bölümünde de bizden şöyle bir şey istenmiş. The conversation again, tick the suitable column. Doğru sütuna tick işaretini koyunuz demiş. Kimle alakalıysa ona bakıyoruz. Bob Swan is younger than George Watson. Bob Swan George Watson'dan daha genç. That's true. George Watson isn't famous. Ünlü değildir. There are a lot of people around George Watson. George Watson'ın etrafında bir sürü insan var. George Watson is older than Bob Swan. George Watson Bob Swan'den older, daha yaşlı. Bob Swan is more outgoing than George Watson. Bob Swan, George Watson'dan more outgoing, daha dışa dönük, daha arkadaşçıl, daha dost canlısı. They are both very famous and handsome. Onların her ikisi de ünlü ve yakışıklı demiş. Burayı da bu şekilde işaretlemiş olduk. Work in pairs, ikili olarak çalışınız. Discuss and compare the characteristics of different celebrities with your partner. Arkadaşınızla birlikte ünlü insanların kişilik özelliklerini kıyaslayınız demiş. Burayı da sınıf ortamında yapabiliriz. Sayfa 70'teki metnimizin Renda ile Ayşe arasında geçen konuşmamızın Türkçesini de şöyle gösterelim. Cümleleri ve kalıpları görebiliriz. İsterseniz yine videoyu durdurup cümleleri okuyabilirsiniz. Biz sonraki etkinliğe geçiş yapalım. Page 71, sayfa 71, 5C, my favorite celebrity, benim en sevdiğim ünlü. Bu bölümde de sorularımıza bakalım. Answer the questions, soruları cevaplandırınız demiş. Who are your favorite pop star, sports stars and actors or actresses, why? En sevdiğiniz pop yıldızı ya da sporcu ya da film aktörü ya da aktresi hangisidir? Bununla ilgili sorumuzun cevabını my favorite dedikten sonra cevabınızı yazabilirsiniz. Part 2. Read the article and answer the questions. Makaleyi oku ve soruları yanıtla demiş. David Beckham, Orlando Bloom and Christina Aguilera 3 tane kişi vermiş. Bu kişilerle ilgili bilgilere şöyle bir bakalım. Birthday, doğum günü. Nationality, milliyeti, uyruğu, occupation ise
meslek, mesleği, bunlarla ilgili bilgiler verilmiş. Fun facts, ilginç, eğlenceli gerçekler bölümüyle alakalı bilgiler verilmiş. Ve en sonunda da I admire him ya da I admire her because. Onun hayranıyım ya da ona hayranım çünkü diyerek niçin olduğunu da açıklayıvermiş. Şimdi bunlarla ilgili bilgilere şöyle bir bakalım. Who, kim sorusunu yönelterek aşağıdaki boşluklarımızı doldurmamız istenmiş. Sings, şarkı söyleyen kimdir demiş. Şarkı söyleyene baktığımızda hemen şöyle baktık. Christina Aguilera ilk sorumuzun cevabı olarak yerleştirdik. Hates computers, bilgisayarlardan nefret eden Orlando Bloom, yukarıdaki verilen bilgilere göre. Hemen şurada ilginç gerçekler bölümünde fotoğrafçılığı seviyor fakat bilgisayardan nefret ediyor demiş. Plays football, futbol oynayan David Beckham. Isn't very interested in money, parayla çok ilgisi olmayan kişi, parası çok olan kişidir herhalde. Orlando Bloom olarak yazdık. Parayla çok fazla ilgisi yokmuş. Şurada da öyle bir bilgi vermiş. 5. Surfs, skydives and snowboards. Surf yaparmış, gökyüzü dalışı yaparmış ve kar kayağı yaparmış. Bu da Orlando Bloom olarak yazdık. Yine fun facts'te onunla ilgili bilgi verilmiş. Wears a new pair of football shoes. Yeni bir çift futbol ayakkabısı giyer. Futbol dediği için her zaman ne yapıyoruz? David Beckham'ı kullanabiliriz. Onu da şurada vermiş ilginç gerçeklerde. Her maçta yeni bir futbol ayakkabısı giyiyormuş, krampon giyiyormuş. Bu bilgileri de buna göre tamamlamış olduk. Sayfa 72, page 72, part B. Walk around the class and learn about your friends' favorite celebrities. Sınıfta dolaşıyoruz ve arkadaşlarınızın en sevdiği ünlüler kimse onları buraya yazıyoruz. İsmini buraya, niteliklerinde bu kısma yazıyoruz. 3. Listen to the conversation and answer the questions. Bir tane diyalogumuz var. Bunu dinliyoruz ve neyle ilgili konuşuyorlarsa onları dikkat ettikten sonra sorularımızı cevaplıyoruz. Şöyle bir metnimizi bir dinleyelim. Have you seen the Moon film series? Of course, yes. I'm a big fan of Nelly Sun, who landed the role of Rita Luis. I think she is talented. I totally agree. She is talented and beautiful with dark hair. She wears red contact lenses for her role as Rita Luis. Do you know what color eyes she has? She has beautiful green eyes. She is tall and slim. I think she is lucky, because she is beautiful and successful. I agree with you. Bir de metnimizi görüp dinleyebiliriz. Have you seen the Moon film series? Of course, yes. I'm a big fan of Nelly Sun, who landed the role of Rita Luis. I think she is talented. I totally agree. She is talented and beautiful with dark hair. She wears red contact lenses for her role as Rita Luis. Do you know what color eyes she has? She has beautiful green eyes. She is tall and slim. I think she is lucky, because she is beautiful and successful. I agree with you. Bir de Nelson'la Anna arasında geçen metnimizin Türkçesini şöyle gösterelim. Cümleleri güzelce anlayabiliriz, kalıplarda görmüş oluruz. Şimdi etkinliğimize geçiş yapabiliriz tekrar. Soru 1 ile başlayalım. First, what does Nelly Sun do? Nelly Sun ne yapıyormuş? She is an actress. Bir kadın oyuncuymuş, film yıldızıymış diyor metne göre. Second, does Anna like her? Anna onu seviyor mu? Yes, she does. Ya da yes, she likes her şeklinde de uzatabiliriz. 3. What color is Nelly Sun's hair? Nelly Sun'ın saç rengi nedir sorusunu it's dark ya da her hair is dark şeklinde yanıtlayabiliriz. Koyu renkli, esmermiş.
What color are Nelly-san's eyes? Peki gözleri ne renkmiş? Her eyes are green. Yeşil renkli diyoruz. Fifth. Is Nelly-san tall? Nelly-san adlı kişi uzun mu? Yes, she is tall. Evet, uzun. Sixth. Is she a talented actress? Talented yukarıda da verilmişti. Yetenekli, gifted. Yetenekli bir bayan oyuncu mu? Yes, she is a talented actress. Cevabını metne göre verebiliriz. Sayfa 73, 5D, my hero or heroine? Benim kahramanım, erkek kahraman ya da bayan kahraman, kadın kahraman olarak bir bölümümüz var. Read the descriptions, tanımları okuyunuz and match them with the characters ve kişilerle onları eşleştiriniz. There is one extra character, bir tane fazladan karakter verilmiş. Şimdi onlara bakalım. Posted by Andy. Andy tarafından yollanmış. Hello, who is your favorite hero or heroine diye bir başlık atılmış. Şimdi şu başlıklarımızı bir okuyalım. Ondan sonra devam edelim. 1. Bir numaraya baktığımızda Hello, I am Olive and I am from London. My favorite heroine is from America. She is a very clever. She changes her appearances easily. She runs very fast like a cat. I think she is fantastic. Bu verilen ilk tanım bizim için cat woman, kedi kadın olarak yazdık. Şurada da onun açıklamasını vermişti. 2. Hey guys, selam millet. My name is Felix and I am from Torino, Italy. My favorite hero is very clever, çok zekiymiş and brave ve cesurmuş. He can climb fast like a spider, örümcek gibi hızlı tırmanabilir. He can do a lot of things. He is an amazing hero. O müthiş bir kahraman. This is Spider-Man. Number 2 is B. 3. Hi, I am Çağlar and I am from Adana, Türkiye. My favorite hero is from America. He is a man who gets dressed like a bat and fights against evil. Yarasa gibi giyinir ve kötülere karşı savaşır. He is very kind and brave. O çok kibar ve cesur. He is very helpful. Çok yardımsever. That's why he is my favorite hero. O benim gerçek kahramanım şeklinde söylemiş. This is Batman. And last one is 4. Hi, my name is Nick and I am from Canada. My favorite hero is very strong and brave. Çok güçlü ve cesurmuş. He can see and hear everything. Her şeyi görüp duyabiliyormuş. He flies fast. Hızlı uçabiliyor. This is Superman. Superman olarak işaretlemiş oldu. Complete table according to text. Yukarıdaki verilen metne göre bunlar tamamlamamız istenmiş. Tamamlanmış şeklini şöyle gösterdik. Kedi kadın için verilen bilgiler akıllı ve fantastik. Superman cesur ve güçlü. Örümcek adam Spider-Man zeki, cesur ve müthiş. Batman ise kibar, cesur ve yardımsever. Neler yapabiliyormuş şöyle de göstermiş olalım. Dış görünüşünü kolaylıkla değiştirebiliyormuş kedi kadın ve çok hızlı koşabiliyormuş. Superman ise her şeyi görüp duyabiliyormuş. Çok hızlı uçabiliyormuş. Örümcek gibi, buradaki like gibi anlamında kullanıyoruz. Örümcek gibi hızlı tırmanabiliyor ve birçok şey yapabiliyor. Batman ise kötülerle savaşıyormuş. Iron Man verilmemiş. Iron Man'i de kendimiz tamamlayabiliriz. Iron Man içinde smart and funny, zeki ve komik. Neler yapabilir kısmına geldiğimizde ise invent different things, farklı şeyler icat edebilir. Fly uçabilir and fight against evil ve kötülere karşı savaşabilir olarak da ekleyebiliriz. Then make sentences according to table and share them with your classmates. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz ve tabloya göre cümleler yapıyorsunuz. Kedi kadın şunu yapabilir, Superman bunu yapabilir şeklinde cümleleri ekleyebilirsiniz sınıf ortamında. 74, sayfa 74'teyiz. İlk sorumuza bakalım.
Who inspires you most in Türkiye? Türkiye'de seni en çok etkileyen kim? Bu soruyu verilen bilgilerden de görebiliriz. The person I am most impressed with is Ömer Halis Demir. To understand the word patriotism, we need to look at his life. İçlerinde en çok etkileyen Ömer Halis Demir, vatandaşlık, vatanseverlik dediğimizde onun hayatına kesinlikle bakmamız gerekiyor. Ölüm pahasına vatan savunması nedir, onu bize gösteriyor. Allah rahmet eylesin hepsine. Do you know these people? Bu insanları tanıyor musunuz? Write their names and talk about them. Onlar hakkında konuşunuz, isimlerini yazınız demiş. Ömer Halis Demir en başta. He wrote his name in a memorandum of honor on the night of July the 15th. 15 Temmuz'daki gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe yazdıran şanlı tarihimizin şehit evlatlarından bir tanesi. Burçin Mutlupakdil ise kendi adını taşıyan yeni bir galaksi keşfetti. Haluk Levent, tanımayanımız yoktur. Rak yıldızı ve Canan Dağdeviren Türk fizikçi, yurt dışında çeşitli başarılara imza atmış ve daimi kalp pili üzerine çalışan bir bilim insanı. Bunları yazdık. Siz de ekstradan kendiniz araştırmalar yapabilirsiniz. Aşağıdaki bölümle devam edelim. Listen to the conversation and match the people with the phrases below. There is one extra phrase. Şimdi bir tane konuşmamız var. Konuşmamızı dinleyelim. Daha sonra da director, assistant director, cast, makeup artist, boom operator, camera operator, bunlar hangisiymiş? Onlar da şöyle bir görmüş olalım. Şimdi metnimizi bir dinleyelim. Good afternoon, viewers. Today, we are with the movie production crew. Let's meet them. Hello, could you describe your job? Are you working on a new film? Hello, I am a director. I control the action and dialogues in front of the camera. Hi, I'm an assistant director. I help the director. Hi, I'm a camera operator. I run the camera during shooting. Hello, I'm a boom operator. I operate the boom microphone. Well, what is this? It's a clapperboard. This is usually black and white and placed in front of the cameras at the beginning or end of each scene. It shows scene number. Okay. What's that? That's a boom. It's an overhead microphone. Who are these people on the stage? They are cast. They act in the movies. They are getting ready for the shot. Thank you very much. Dear viewers, that's all for today. Catch you later. Bir de metni görerek dinleyelim. Good afternoon, viewers. Today, we are with the movie production crew. Let's meet them. Hello, could you describe your job? Are you working on a new film? Hello, I am a director. I control the action and dialogues in front of the camera. Hi, I'm an assistant director. I help the director. Hi, I'm a camera operator. I run the camera during shooting. Hello, I'm a boom operator. I operate the boom microphone. Well, what is this? It's a clapperboard. This is usually black and white and placed in front of the cameras at the beginning or end of each scene. It shows scene number. Okay. What's that? That's a boom. It's an overhead microphone. Who are these people on the stage? They are cast. They act in the movies. They are getting ready for the shot. Thank you very much. Dear viewers, that's all for today. Catch you later. Bir de dinlediğimiz metnin Türkçesini şöyle verelim. Oyuncuların ve görevlilerin neler yaptığını da gösterebiliriz.
Şimdi diğer etkinliğe geçiş yapabiliriz. Ne şöyle bir cevaplarını verelim. Number one, this is boom operator. Boom operatörü şu kişi, şu malzemeyi tutup sesi alıyor. Number two, iki numaramız camera operator. Kamera ile ilgili bütün işlemleri hallediyor. Number three, it's director, yönetmenimiz. Number four, assistant director, yardımcı yönetmenimiz de burada, notları alan kişi. Number five, cast, beş numarada buradaki oyuncularımız diyoruz. Makeup artist bunu vermemiş, bunu da geçiyoruz. Part four, work in pairs, ikili olarak çalışıyoruz. Look at the picture in section three. Üçüncü bölümdeki, yani yukarıdaki bölümdeki resme bakıyoruz. Ask and answer the questions to describe current actions. Yaşanan olayları tarif etmek için sorular sorup cevap veriniz. Örnek olarak bir tane verilmiş. What's the camera operator doing now? Şimdi kamera operatörü, yani kamera operatörü dediğimiz şu ikinci kişi ne yapıyor? He is getting ready for the shot. Sahne için hazırlanıyor şeklinde örnek vermiş. Bunu da sınıf ortamında yapıyoruz. Next page 75, sayfa 75, part 5. Work in pairs and discuss the following people's characters and appearances by using the given words below. Aşağıdaki kişilerin karakterlerini ve appearances, dış görünüşlerini tartışınız verilen kelimeleri kullanarak demiş. Hemen bakıyoruz. Personality, kişilikle ilgili kelimeler. Self-confident, kendinden emin. Strong, güçlü. Honest, dürüst. Helpful, yardımsever. Clever, zeki. Discipline, disiplinli. Appearance, dış görünüş olarak. Young, genç. Good looking, yakışıklı. Brown hair, kahverengi saçlı. Handsome, yine yakışıklı. Fair hair, kumral. Brown eyes ise kahverengi gözlü olarak söylüyoruz. Bunları örnekte şöyle yaptık. Cengiz Ünder için konuştuğumuzda. He is young, self-confident, strong, good looking and honest. He has got brown eyes olarak verdik. Kerem Aktürkoğlu için de he is helpful, clever, disciplined and handsome. He has got fair hair and brown eyes olarak verdik. Siz de kendi örneklerinizi bunlara yapabilirsiniz. 6. bölüme geldiğimizde ise survey, bir anket hazırlamamız istenmiş ve sınıf arkadaşlarımızla bir görüşme yapıyoruz. Aşağıdaki soruları kullanıyoruz ve anketimizi tamamlıyoruz. Cevaplarımızı, arkadaşlarımızdan aldığımız cevapları not alıyoruz. Daha sonra da kıyaslama cümleleri yaparak aşağıdaki tabloyu tamamlıyoruz. Dünya şampiyonumuz Metagazoz'la ilgili bir metin hazırladık. Burayı da ekleyebilirsiniz örnek olarak. Metagazoz is my favorite athlete. He has got a world record in archery. By the way, he is tall and thin like me. He wears glasses. He has got short dark hair and brown eyes. Görünüşünü, şeklini tarif ettik. Siz de istediğiniz örnekleri buraya çoğaltabilirsiniz. Telaffuz bölümündeyiz. Şimdi bu kelimelerde ng nasıl okunuyor onları bir görüyoruz. Let's listen. Track 44. Listen and practice. Notice the pronunciation of ng sound. Looking, doing, reading, talking, wearing, going, sitting, playing. Okay, that's enough. Dikkat ettiğiniz gibi NG'deki son G harfi çok fazla okunmuyor gibi. E-Portfolio bölümünde ise Write a Describing an Inspirational Character. Bu ünitede olduğu gibi esinlendiğiniz, ilham aldığınız bir karakterle ilgili bir tarif yapıyorsunuz. İnternet araştırıyorsunuz. Onun mesleği, dış görünüşü, kıyafetleri, giyimi, kuşamı, kişiliği ve boş zamanlardaki yaptığı etkinlikler neyse onları yazıyorsunuz. Onun bir tane de fotoğrafını bulabilirseniz çok güzel olur. Okul sayfasına da bunu yükleyin demiş. Bunu yapabilen okullarda yapabilirsiniz. Verilen sorulara bakalım. Where is he or she from?
nerede olduğunu yazıyoruz, ülkesini yazıyoruz. How old is he or she? Kaç yaşında olduğunu yazıyoruz. What's best known? Neyle bilindiğini, neyle tanındığını yazıyoruz. What's she doing now? Şimdi ne yapıyor? Onları yazıyoruz. Buraya etkinliğimizi yapıp sınıf ortamında paylaşıyoruz. Sayfamızın en üstünde verilen QR'ları bir bakalım neler varmış, neler yokmuş. İlk QR'a baktığımızda bir Johnny Depp'le ilgili metnimiz verilmiş. Bu metinle alakalı sorulara bakalım bir. Johnny Depp popüler bir aktörmüş. O çok arkadaşçıl. Yani fanlarına karşı, sevenlerine karşı çok dost canlısı. Fakat çok ciddiymiş mesleğiyle alakalı. Ayrıca çok zeki. Çünkü her rolü başarıyla oynayabiliyor. Handsome, yakışıklı, funny, komik. En iyi aktörlerden birisi dünyada. Onun favori filmlerinden bir tanesi de Karayip Korsanları diyoruz. Bunu da izlemeyen büyük ihtimal yoktur. Şimdi verilen sorusunda not correct. Correct doğru, not correct doğru değildir demiş. Hemen şıklara bakalım. Johnny Depp dünyadaki en ünlü aktörlerden birisidir. Yukarıda vermişti zaten. This is correct. B. He is very serious about his job. Mesleğiyle alakalı çok ciddi. Yukarıda verilmişti. Not friendly. Bu bizim için yanlış. O Karayip Korsanları'nda ve Charlie ve Çikolata Fabrikası'nda rol almış. Yukarıdaki en son cümle. O yakışıklı ve komik demiş. Bu da bizim için doğru. Verilen metne göre C şıkkını yanlış olarak işaretleyebiliriz. Diğer etkinlikte de Charlize Theron'la ilgili bilgi verilmiş. Yetenekli bir aktris. Hemen önemli kelimelerine bakalım. Güzel. Dış görünüşü harika. Farklı görünüyormuş. Canavar filminde, Monster filminde sanırım şurada. Daha yaşlı ve daha çirkin bir kadını oynamış. Gerçekten makyaj salları zaten böyle. Neyse. There isn't problem for her. Fakat bu onun için problem olmamış. Ona göre farklı rollerde mükemmel filmler çıkarıyormuş. Sonra canavar filmi sayesinde o Oscar ödülü almış. Yine yetenek kelimesini fazlasıyla kullanmış. Important, önemli. Appearance, dış görünüş. Bu şekilde bilgiler vermiş. Verilen bilgilere göre where is she from? Onun nereli olduğu ile ilgili bir cevap yukarıdaki metinde görünmüyor. Burayı da bu şekilde geçelim. Bir diğerine baktığımızda Devon adlı kişiyle alakalı bir metin yapılmış. Harika bir enerjisi varmış. Her zaman mutlu, asla tartışmazmış. Dürüst, güvenilirmiş. Sırlarını saklarmış. Futbola meraklıymış ve mükemmel bir sesi varmış. Çok güzel şarkı söyler. 3 tane dil biliyor ve İtalyanca dersine gidiyormuş. Daha fazla dil öğrenmek için bir sürü arkadaşı varmış. Ve bir sürü de hayranı varmış. Onunla zaman geçirmeye bayılıyorum demiş. Doğru olan hangisi ise onu işaretleyin demiş. Devon is trustworthy. Trustworthy kelimesi yukarıdaki honest, reliable kelimesinin eş anlamlısı olarak söyleyebiliriz. Cevabımızı da bu şekilde işaretleyebiliriz. Bir diğer etkinlikte de find the correct option in the given questions answer match. Verilen soru cevaplardaki doğru seçeneği bulunuz demiş. Hemen sorulara bakıyoruz. Dikkat ediyorduk. Ne diyorduk? Dış görünüşü ayrı, kişiliği ayrı sorularla söylüyorduk. What does she look like? Dış görünüşüyle alakalı bir soru sormuş. Bakalım cevaplarda dış görünüşüyle alakalı bilgi verilmiş mi? She likes watching movies. Film izlemeyi sever. Dış görünüşüyle alakalı bir bilgi değil. Bu bizim için yanlıştır. What is she like? Dış görünüşüyle alakalı değil, kişiliğiyle alakalı bir soru. Bu she likes watching movies. O film izlemeyi sever. Kişiliğiyle alakalı bir soru olabilir mi? Tabii ki olamaz. Sevdiğiyle alakalı bir bilgi. What does she look like? Dış görünüşüyle alakalı bir soru. She is tall and slim. Uzun ve zayıf. Dış görünüşüyle alakalı bir cevap diyoruz. What is she like? Kişiliğiyle alakalı bir soru. Uzun ve ince diyemeyiz. Son cevabımızda çalışkan ve arkadaşçıl tam D şıkkına uygun bir soru diyebiliriz.
Diğer çalışmalarda girmek isterseniz bunları da QR koduyla okutup girebilirsiniz. Şimdi çalışma sayfasına, çalışma kitabına devam edelim. Part 1. Do you know these people? Know, bilmek anlamında kullandığımız kelimemizdi. These, bu. Bu insanları biliyor musunuz, tanıyor musunuz? Write their names and professions. İsimlerini and professions, mesleklerini yazınız demiş. Şöyle resimlere baktık. İlk fotoğrafımız 50 Türk liralarının arkasında da olan Fatma Aliye Hanım. She is the first woman novelist in Turkish history. She is talented and brave. İlk roman yazarımız olarak tarihe geçmiş. İkinci resmimize baktığımızda ise İbn Sina. He was one of the most important scientists in the world. He examined human body and treated many sick people. İbn Sina dünyadaki en önemli bilim insanlarından bir tanesi. İnsan vücudunu muayene etti ve birçok hastalığı da muayene etti, tedavi etti şeklinde yazdık. Üçüncü bölümde Büşra Ün verilmiş arkadaşımız. She is a Turkish Paralympic wheelchair tennis player. She is the first Turkish female tennis player in Paralympics. She won a lot of cups and medals. Çok fazla kupa ve madalya kazanan arkadaşımız, Paralympic tekerlekli sandalye tenis oyuncusu. Number 4, 4 numarada ise Osman Gazi verilmiş. He was the founder of the Ottoman State. Osmanlı Devleti'nin kurucusu, 600 yıllık Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi verilmiş. Number 5, 5 numarada ise Aziz Sancar, kimya ödüllü profesörümüz. He is a Turkish professor. He won the Nobel Prize for Chemistry. Kimya dalında Nobel ödülü kazandı. Sixth one, sonuncusu Sabiha Gökçen. She was the first woman aviator in Turkey. Türkiye'deki ilk kadın havacı pilot olarak geçiyor. Burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Part 2. Find the phrases in the puzzle. Bulmacadaki şu kelimeleri bulunuz demiş. Hemen bakalım. Boom operator, stuntman, actress, actor, best boy, cast, director, camera operator and that's all. 8 tane kelimeyi de bu şekilde bulmacadan bulmuş oluyoruz. Part 3. Write the adjectives in suitable columns. Doğru sütunlara sıfatlarımızı yazıyoruz. Verilen sıfatlarımız, anlamların üzerinden onu ettik. Pozitif, olumlu olanları buraya, negatif, olumsuz olanları da buraya yazıyoruz. Olumlu olanlara bakalım. Reliable, honest, dependable, nice, successful, helpful, friendly and polite. Negatif, stubborn, mean, unreliable, jealous, rude, pessimistic, dishonest and thoughtless. Bu kelimeleri de bu şekilde halletmiş olduk. Part 4. Complete the sentences with words below. Ders kitabımızdaki önemli kelimelerimizden 4 tanesini vermiş. Idol, talent, actress and awards. Bu verilen kelimelerle boşluklarımızı böylece tamamladık. Şimdi verilen kelimelerimizin actress, idol, talent and awards. Bu şekilde verilen kelimelerimizin Türkçesini de bir gösterelim. Verilen karşılıklı konuşmanın Türkçesini de şöyle not olarak yazdık. Cümleleri ve kalıpları daha iyi görebiliriz. Özellikle I think, I don't agree with you ve kıyaslama, karşılaştırma cümleleri olan er veya morları da bu şekilde cümle içinde görebiliriz. Part 5. Match the words with their meanings. Anlamlarıyla bu sefer yine eşleştiriyoruz. Aynı ders kitabında yaptığımız gibi. Verilen kelimelere baktığımızda idol, see, a famous person many people admire and love. Birçok insanın hayran olup sevdiği kişi, ünlü kişi, idol, talent, yetenek demiştik, a natural ability, actress, kadın oyuncu idi, a female movie player, to award, ödül vermek, to geldiği için fiil anlamında kullandık, to give a prize for success, başarısından dolayı birisine ödül vermek, famous ise ünlü olarak kullandık. Known by many people, birçok kişi tarafından bilinen anlamında kullanılan kelimemiz. Verilenlere baktığımızda
Very popular series song movie, yine bunu açıklama olarak verilmiş diyoruz. Part 6, 6. bölümde de working groups of groups and answer the questions. Gruplarla çalışıp sorular soruyoruz. Look at the pictures below. Aşağıdaki resimlere bakınız. Who are they? Verilen 70'li yıllardaki Yeşilçam'ın ve şarkı grubunun ünlü simaları var. Bu kişilerle ilgili bilgiler veriyoruz. Next page, part 7. Diğer sayfadayız. Complete sentences with the words below. Aşağıdaki kelimelerle cümleler tamamlayınız demiş. Celebrity, actor, stuntman, comedians, hero, awards. Bu verilen kelimelerle tamamladık. Brad Pitt is my hero. He is very famous. He uses his money and success to help other people around the world. In my opinion, he is sensitive. In my opinion kelimesi kalıbı bana göre, bence anlamında kullandığımız kalıbımızdı. Bunu da not ettik. Number 2, George Clooney is a successful actor. He won awards several times. Birçok kez ödül kazandı. I think Tolga Çevik is one of the best comedians in Türkiye. I don't want, istemiyorum. I don't want to be a celebrity because I don't want everybody to know me. Herkesin beni bilmesini, tanımasını istemiyorum. 5. He acts dangerous roles as a stuntman. Dublör olarak tehlikeli rollerde sahne alıyor. And 6th, my brother always dreams of being the lead actor in the movie. He wants to be a star in a movie. Lead actor, başrol oyuncusuyla star, aynı kelime olarak kodlayabiliriz. Burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Part 8, match the questions with the answers. There's one extra, yine bir tane fazladan verilmiş. Verilen 5'ine 1K sorularımız, karşılığında cevaplarımız var. Hemen eşleştirmesini yapalım. Who is your favorite celebrity and why? En sevdiğin ünlü kim ve niçin? Bir numaraya Denizli diye cevap verdi. Halit Ergenç, he has got a talent, yeteneği var şeklinde cevap vermiş. What is he like? Güzel sorumuzdu. Kişiliği sorarken kullanıyorduk. Kişilikle ilgili cevap veriyoruz. Bunu da talented and polite, yetenekli ve kibar olarak kişiliğini söylemiş olduk. What does he like? Dikkat ederseniz ikinci soruya benziyor. Fakat sorumuzu does'la sormuş. Bu şekilde sorduysa sevdiği şeyleri soruyoruz ve sevdikleriyle cevap veriyoruz. 3 numaraya da cevap verirken sevdiği ne varsa onu söylüyoruz. Dizilerde rol almayı seviyor olarak işaretledik. Buna dikkat ediyoruz. Do veya does ile sorduysa like sorusunu, sevdiklerinden bahsediyoruz. Fakat am, is, are ile sorduysa bu sefer kişiliği olarak cevaplıyoruz. 4 numaralı soruda ise what does he look like? Bu artık basit sorularımızdan birisiydi. Look like, baktığımızda gördüğümüz neyse o, yani dış görünüş özellikleri. 4 numaraya da he is handsome and attractive, yakışıklı ve çekici olarak 4 numaranın cevabını yazıyoruz. 5 numaralı sorumuz anlam olarak direkt baktığımızda çıkıyor. What color are his eyes? Gözleri ne renk? Gözlerinin rengini işaretiyle, F'deki cümleyle they are green, yeşil olarak söylüyoruz. It's blonde, sarışın. Bunu da hair, saç olarak sorsaydı buna da C şıkkını yapmış olacaktık. C şıkkı fazladan verilmiş diyoruz. Next one, bir sonrakine geldik. Match the words with their meanings. Anlamlarıyla eşleştiriyoruz. Yine bir tane fazladan verilmiş. To direct, yönetmek. To assist, yardım etmek. To act, sahnelemek. Success, başarı, to brave, cesaretlendirmek şeklinde kullanılan kelimelerimize bakalım. First one, to direct, yönetmek, yönlendirmek. D, to control or be in charge of an activity, organization, etc. To assist, yardım etmek. A, to help. 3, to act, sahnelemek, rol almak. E, to perform in a play or movie. Success, başarı. C, something that has a good result or that is very popular. To brave, cesur olmak, cesaretlendirmek. F, to show no fear in difficult or dangerous situations olarak cümlelerimizi eşleştirebiliriz anlamları ile. Diğer sayfamızdayız. İki tane sevdiğim karakter.
Amir Khan'la Jackie Chan'in kıyaslaması yapılmış. Bunları yaparken de and ve bağlacını, because çünkü bağlacını ve but ama fakat bağlaçlarını kullanarak cümleleri tamamlamamız istenmiş. Amir Khan ve Jackie Chan ünlülerdir fakat onların farklı yaşam şekilleri var, yaşam stilleri var. Bence Amir Khan daha yakışıklı Jackie Chan'den. O kahverengi gözlü ve esmer saçlı. O uzun fakat Jackie Chan kısa. Jackie Chan'ın küçük gözleri var fakat Amir Khan'ın büyük kocaman eşek gözleri var. Jackie Chan dublörü asla kullanmaz. En tehlikeli sahnelerde bile kendisi rol alır. Çünkü o cesur ve iri yapılı. Bana göre onların her ikisi de başarılı ünlülerdir şeklinde bir parça verilmiş. Bu parçayı da bu şekilde tamamladık. Part 11, 11. bölümümüzde ise kelimelerimiz var, sıfatlarımız var. Opposites, zıt anlamları söylenmiş. Hemen bakalım. Anlamlarını verdik şöyle. Anlamlarına göre eşleştirmesini yaptığımızda cevaplarımızı şöyle gösterebiliriz. Biz yine anlamlarından devam edelim. Beautiful, güzel. Güzelin zıttı F, ugly, çirkin. Hardworking, çalışkan. Çalışkanın opposite'i lazy, tembel. Young, genç. Old, yaşlı. Dangerous, tehlikeli. Safe, güvenli. Outgoing, arkadaş canlısı, dışa dönük. Shy, utangaç. Slow, yavaş. Fast, hızlı. Interesting, ilginç. Boring, sıkıcı. Quiet, sessiz, sakin. Noisy, gürültülü. Polite, kibar. Rude, kaba. Cevaplarını da şöyle yine gösterelim. F, E, I, J, A, H, C, G, D. Verilenlerde pesimistik, kötümser kelimesi kullanılmamış. Bunun da zıttını optimistik, iyimser olarak söyleyebiliriz. Next one, bir sonrakinde working pairs describe your inspirational character. Size ilham veren birisini, karakterini, kişiliğini tarif ediniz demiş. Burada Güler Sabancı ile ilgili küçük bir bilgi verilmiş. Bu da benzer şu bilgilerden bahsederek küçük bir parça oluşturmamız istenmiş. Bunu da kendimiz yapabiliriz. Buraya örnek olarak sporcularımızdan Zeynep Bayçınar ve Eda Solmaz'la ilgili verilen bilgiyi yazabiliriz. Siz yine buraya istediğiniz kişiyle alakalı bir metin yazabilirsiniz. Next part 13. Match the adjectives with pictures. Resimlerle sıfatları eşleştiriyoruz. Nervous, endişeli, kaygılı. This is picture 3. Sad, üzgün, upset, unhappy, moody. Hepsi üzgün anlamında kullanılan kelimelerimiz. Picture 5. Happy, mutlu. This is picture 1. And scared, korkmuş. This is picture 2. Part 14. Write the text comparing characteristics of people by giving your opinions. Kendi fikirlerinize sunarak kişileri karşılaştırıyoruz. Böyle bir metin yazıyoruz. Verilen metnimize baktığımızda Canan Dağdevren ve Burçin Mutlu Pakdil adlı iki tane bilim insanımızın bilgileri verilmiş. Bu bilgilere şöyle bakıyoruz. İkisinde bilgilerini verdikten sonra birbirleriyle kıyaslama yapılmış. Buna benzer bir örnek yapıyoruz. Bu son bölümümüze örnek olarak da karşılıklı iki kişinin konuşması olarak şöyle bir örnek yapabiliriz. Siz bunları da paragraf haline dönüştürebilirsiniz. Ya da kendi istediğiniz herhangi iki kişiyi önce bilgilerini verip sonra kıyaslamalar yapabilirsiniz. Burayı da bu şekilde tamamlamış olalım. Böylelikle ünitemiz burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.